Aynen, selam. Şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu katlanan sandalyeler var, böyle sahile giderken hepimizin sırtında, kolunda olduğu sandalyeler var. Onlardan iki tane edindik. Dedik ki biz bunların üstüne oturup ahkam kesebiliriz bir şeyler hakkında. Evet. Buna da sandalye sohbetleri demeye karar verdik. Öyle yani, şu an sahildeyiz. Bugün böyle şaşırmışsınızdır. Ben ilk defa bu kadar sessiz duruyorum. Gerçekten çok yorulduk. Sabah bir takım devlet dairelerinde bir takım işlerimiz vardı. Onların peşinde koşturduk biraz. Yani çok erken kalktık ve hava çok sıcaktı. Yani sabahın 9'unda bile inanılmaz bir sıcak vardı. Yani çok yorulduk ve halledemediğimizde de kaldık. Neyse, onun etkisi böyle başımıza güneş geçti, başımız ağrıdı, midemiz bulandı falan. Sonrasında da biliyorsunuz bizim bir serimiz var. Yeni başladık gene bir konsept, bu sabah uyandık diye. O çok sevildi. Sağ ol. Ne düşünüyorsunuz yani? Altına yazın. Böyle kısa vloglar şeklinde yapıyoruz. Ben gene eve döndükten sonra biraz kendimi toparladım. Bu sabah uyandık da ne yapalım bugün dedim. Sonra aklımıza geldi ki bugün bizim çok önemli bir işimiz var. Bir şey yapamazdık çünkü bizim zaten söz verilmiş bir işimiz vardı. Zaten haberini vermiştik sosyal medya platformlarından, Instagram, YouTube, Topluluk Sekmesi. TRT GAP Radyosu'nda bir röportajımız vardı. Daha öncesinden de söylemiştik. Bugün evet, yani Zeynep'in dediği gibi söz verilmiş bir işimiz vardı. Yani bu bizim için çok önemli bir adımdı. Buradan bu vesileyle bizi TRT ekibiyle tanıştıran Neslihan Hanım'a, programımızı yayına hazırlayan Şenay Hanım'a ve röportajımızı yapan Aslı Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ne kadar acemi olsak da çok güzel bir sohbet çıktı ortaya, hatasıyla sevabıyla. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani güzeldi ya, ben çok keyif aldım. İyi ki de yapmışız. Aslında içerik olarak yayın kaydını vermek istemiştik ama sonra olmadı. Farklı teknik donanımlar gerektiği için sadece röportajı yapabildik. Ama eğer tabii bir sakıncası yoksa onu sorup öğreneceğiz. Röportaj kaydını YouTube'da tabii ki yayınlayacağız sizler için. Tabii uygun olursa. Bugün böyle çok... Konusuzuz. Konusuzuz ama şöyle konusuzuz. Röportajda da söyledik biz iki hayalperest insan olarak diye. Ben dedim ki hayalperestlikle ilgili bir çift laf edelim bugün. Kimler var hayalperest bizim yanımızda? Bizi işte izleyen, hayalleriniz neler? Bize onlardan biraz bahsedin kısaca yorum olarak. Çünkü yani ben bir numaralı hayalperestim belki. Sen de ikiye yazayım seni. Ben ilk üçe girebildim mi? Gerisi önemli değil. Yani aynen, ikiye de sen girdin. İkiye de sen girdin. Aramızda zaten iki kişiyiz yani. Şimdi hayal etmek kadar böyle bir, herhangi bir bedel ödemeyeceğiz bir şey. İki, eğlenceli bir şey yok. Böyle insanın içini bir şeyler yapmak için teşvik duygusu da dolduran. Değil mi? Bir şeyler yapmak için yani elin zaten başka aracınız yok. İlk önce bir şeyler hayal edip, ulan acaba şöyle olsaydı ya da ne bileyim bunu da yapabilseydim gibisinden başladığın zaman bir yola zaten nereye varacağını bilemezsiniz. Mesela biz 2020 yılında biz de bu işi yapsa mıydık diye hayal ederken iş buraya geldi. Ben genelde bu konuda pek zorluk çeken bir insan değilim yani. Ben hayal ediyorum ve ilerisini ötesini düşünmeden bodozlama dalıyorum. Benim hayatım böyle geçti yani. Böyle bir huyu var evet yani. Şöyle tutayım. Dışarıdan çok gürültü var çünkü. Evet, hem insan hem deniz sesi falan geliyor. Dünya çok fazla buna izin veren bir yer değil yani. Bu döngü sizin çok fazla hayal kurmanıza, yani hayal kurmanız aslında engel değil ama hayata geçirmenize ve o hayalinizle yaşamanıza birazcık engel tabii yani. Her şey çok zor. Ama tabii şey derler ya hani, başlamak bitirmenin yarısıdır. Yani hayallerinizi gerçekleştirmek için önce hayal kurmanız lazım. Yani bir hayalinizin olması gerekiyor. En azından ve hayat bir dönemde size o cesareti verdiği anda da peşinden koşmaya başlıyorsunuz yani. Neye başladığınızın, ne zaman başladığınızın aslında önemi var ama bir yerde de şey yani bir şekilde başlamanız lazım. Konunun ne olduğunu ben şu an bilmiyorum. Neyi hayal ettiğinizi bilmiyorum ama bir şekilde bir yerden o enerjiyi, artık elektriği ya da neye inanıyorsunuz onu bir yerden bulup kendinize o inancı sağlayıp bu şekilde kendinize inanmanız ama başlamanız lazım. Yoksa hiçbir anlamı yok. Yani yaşadığınızı anlamazsınız. Hani nefes alır gidersiniz. Başka da bir işe yaramaz geçirdiğiniz günler, saatler. Hani hayal etmeden ne bileyim çok zor ya. Mesela hayal etmeden hayal etmemenin nasıl bir şey olduğunu hayal edemedim. İşte çok komik. Zülfikar'dan inciler. Şu an inciler. Bu sandalye bizi biraz ciddileştirdi mi bilmiyorum. Ne bileyim, oturmasa mıydık ya? Sandalye sohbetleri Zülfikar'ın başının altından çıktı. Altı. Ama iyi de oldu aslında. Hani dedi ki bana kalsa, çünkü ben devamlı oturamıyorum yani. Devamlı geziyorum. Devamlı aktivite halindeyim. Bilin ki şu sandalyeler açılırsa ciddi bir şeyler konuşulacak. Ya ciddi de değil de aslında şöyle. Hayattan şeyler. Yani karşınıza sürekli çıkan şeyler. Yani en basit hayal gücü bizi... Edebiyatta mesela çok fazla karşımıza çıkan bir şey. Sanat, dans. Bana mesela hayal diyorsun da mesela, hayal kurmak diyorsun da mesela. Yani yılların danssızı bir hanımefendi olaraktan size soruyorum. Hı hı. Hayal edilmeseydi Isadora Duncan
Evet. Modern sanatı nasıl yaratırdı? Isadora Duncan'ın hayatını bu arada bilmiyorsanız mutlaka okuyun yani. Çok güzel bir kitap. Ben okuduğu için biliyorum. Ben her basımını okudum falan tekrar tekrar. Onun döneminde daha kolaymış demeyeceğim. Her dönemde farklı bir zorluk var. Zaten bir kadın olarak bir şeyler uğraşıyorsanız o konulara hiç girmeyeyim, çıkamıyorum çünkü eskiden beridir biliyorsunuz. Ben şu anki dönemden bahsedeyim. Dans evet hayal ettim. Hep peşinden koştum. Hani böyle dışarıdan hep hayatım çok rahatmış, çok lalaylı olmuş gibi gözüktü. Ama öyle değil. Çok fazla fedakarlık yaptım ben. Yani ne bileyim tatillere gidemedim, orada burada gezemedim. Belki üzerime üçüncü bir ne bileyim kıyafet alamadım falan. Yani gerçekten böyleydi. Varımı yoğumu dansa verdim. Bir eğitime gideyim, festivale gideyim. İşte organizasyonlara gideyim. Şuradan artık şu içim bu güzel havada içimi dökmek istiyorum. Neden bu dans özellikle zaten bizim ülkemizde şu an sadece Latin danslarına yönelmiş durumda. Çünkü orada bir piyasa var. Orada büyük bir pasta var. Mesela modern dans, Isadora Duncan. Yani dans zaten hep kişiyle alakalı ve gerçekten bence sokakla alakalı bir şey. Yani özgür bırakılması gereken bir şey ama özellikle ülkemizde evet Latin danslar alanında çok büyük başarılar sağlanıyor. Hocalarımız keza öyle. Onlara bir lafım yok ama şuna bir lafım var. Çok fazla elitleştirildi. Çok fazla. Dans etmek istiyorsanız gerçekten zengin olmanız gerekiyor. Şimdi evet, herkes bana belki kızacak ama gerçekten zengin olmanız gerekiyor. Yani ben mesela neden o piyasadan uzak kaldım? Gerçekten param. Param bitti. Yani ben aileden zengin değilim. Oradan buradan bir şeyler kalmış bir insan değilim. Keza sen de öyle değilsin. Nerede? Ne kazandıysak, elde ettiysek. Bir şey kaldıysa da bana söylemiyorlar. Çabaladık. Ailemiz tabii ki her zaman destek oldu yeteri kadar ama benim bahsettiğim elitleştirme bu desteğin çok üstünde kalan bir şey. Yani eğitim falan. Sosyet olmaz lazım. Eğitim ama. Alanında her türlü desteği gördüm her zaman ailemden. Desteklendim ama senin dediğin doğru. Sosyet olmanız lazım. Çünkü bir kursa gidiyorsunuz mesela. Şimdi sosyal Latin dansı adı üstünde sosyalleşmen lazım. Şey mesela bir break dans çok daha kişisel bir şeydir ve gerçekten sokağın dansıdır. Gidersin müziğini koyarsın bir taşın üzerine sokakta dans edersin biter gider. Battle'larına gidersin olur biter ama mesela Latin danslarıyla uğraşıyorsan ki en çok rağbet gören, en çok para getirisi olduğu için ülkemizde en çok rağbet gören şey bu. O zaman da kursa gideceksin, ona belli bir meblağ ve zaman ayıracaksın çalışma şartları içerisinde. Bayağı büyük bir meblağ ayıracaksın. O bitti tamam sadece öğrendiğinle kalmıyor. Salonda öğrendiğinle kalmıyor. Çünkü şöyle bir şey bir komünite oluşuyor, bir topluluk oluşuyor ve sen onunla beraber her yere gitmek zorundasın. Hafta sonu pratiğine gideceksin, daha sonra gecesi olacak gecesine gideceksin ki bu da böyle hele son zamanlarda işte bilmem ne otel, 5 yıldızlı otel evet işte ya. Ama girişleri çok büyük paralar işte gelirken şu kıyafeti giyeceksin, onun işte gece elbisesi harici gelemezsin. Bunlar beni o kadar darlıyor ki yani sen bunlara gitmek zorundasın. Bir festival oluyor, festivale full olarak katılmak istiyorsan 10 bin lira, 20 bin lira para vermek zorundasın. Evet. Yaz oldu mu tekne gezilerine katılmak zorundasın ve sen bunları maddi olarak karşılayamıyorsan ortalıkta görünmüyorsun demektir. Ortalıkta görünmüyorsan da bir süre sonra solanın dökersin. Bir süre sonra seni yavaş yavaş unutmaya ve dışlamaya başlıyorlar. Kendini finanse edebiliyor olman lazım. Buna yetişiyor olman lazım. Ve bu da çok yorucu bir şey gerçekten. Tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve sadece bir sanatçı olarak bir şey yapmaya çalışıyorsan. Dolayısıyla bir süre sonra etrafta şey oluştu. Hani farklı meslek gruplarının meslek harici kafalarını dağıtmak için gittikleri ortamlara benzemeye başladı. Yani adam kazancı, yıllık geliri zaten çok yüksek. Hayat standartları zaten çok yüksek. Akşam işten sonra veya İşte tatillerinde ben nereye gideyim, içeyim, eğleneyim kısmına geldi yani. Bu yüzden bu kadar elitleştirilmesi bence çok kötü oldu. Yani benim hayallerim hep mesela bu noktada tıkanmıştır. Ama ben inatla direnip yok sokak projesi yapmak istedim. Sokak sanatçılar için bir takım şeyler yapmak istedim. Belli bir yere kadar gittim. Evet, çekim bir kesintiye uğradı. Tatsız hadiseler oldu. Yer değiştirdik. Zaten bir an önce de toparlayıp aslında eve dönmek evet. istiyoruz. Ne oldu istersen bahsedeceğim. Yani... İlk başta oturduğumuz yer çok güzeldi. Güzel bir çekimimizi yapıyorduk. Bir çiftle, karı koca çiftle münakaşaya girmek zorunda kaldık. Hiç elimizde olmayan ve efendi efendi mekan terk ediyor olmamıza rağmen. Münakaşa oldu lafın kısası. Kısa bir tartışmadan sonra biz yerimizi değiştirme kararı aldık. Neyse. Netice itibariyle şu an buradayız. Şöyle bir şey oldu. Sadece onlar değil. Yani biz orada bayağı bir kameranın geri planında da bir ekipman var ve o gözüküyor. Birileri geldi, iki yani. Tane genç geldi, o da çok dibine oturdu ve yüksek sesle kahkahalarla konuşmaya başladılar. Bir adam geldi arka tarafa hemen dibimize sandalyesini koydu. Ondan sonra biz beklediğimiz halde insanlar geçsin yerleşsin diye işte demin dediğimiz o aile geldi. Ama
gerçekten dibimize, bir sürü boşluk varken gerçekten dibimize oturdu. Biz de biraz sinirlendik ve ben kalkmaya davrandım çünkü hiç muhatap olmak istemedim yani. Evet, gerek yok çünkü yani şey, yani laf anlatamazsınız bir yerden sonra. Çünkü yani şurada şu setup'ı görüp de hala gelip yanına şuraya oturuyorsa yani laf anlatamaz. Ben söyledim, o söyledi, böyle onlar tatsızlaştı, ben efendiliğe davet ettim. Gelmediler, sonra ben mekanı terk ettim. Yapacak bir şey yok. Biz beraber mekanı terk ettik çünkü lafı anlatabileceğin insan var. Hani 40 saat uğraşsan anlatamayacağın insan var. Yani şimdi hayalperestlikten bahsederken işte böyle şeyler oluyor. Yani hayalperestliğe gelene kadar yani insanlar artık çok bencilleşmiş, bilmiyorum. Yani ben merkezci olmuş herkes. Kimse etrafına dikkat etmiyor. En basiti yolda yürürken gerçekten ben son 10 senedir net son 10 senedir karşıdan gelen hiçbir insanın yolda yol verdiğini veya biraz çekildiğini hatırlamıyorum. Dümdüz gidiyorlar ve seni kesinlikle görmüyorlar. Sen çekil. Niye insanlar evet, bu kadar bencil oldu? Gerçekten bu konudaki düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Niye insanlar bu kadar ben merkezci oldu? Yani biz orada oturduğumuz yeri seçene kadar neler çektik? İnsan çimlerin arasında oturmayalım, İnsanları rahatsız etmeyelim, çok insanların dibine girmeyelim diye gittik oraya. Uzak bir köşe bulduk, baktık hani kimse de yok. Kimse kendimize oturalım dedik yani ve işimiz de kısa sürecek. Dedik ki herhalde bu süre içerisinde yaparız. Hı hı. Ama yapamadık. Biraz herkes birbirine karşılıklı saygı gösterecek. Bu kadar basit. Yani benim hayallerim kısaca böyle. Yani danslar, bunların hiçbiri beni hiçbir zaman yıldırmadı. Devam da ettim. Şimdi tamamıyla bireysel çabaya yönlendiğim için, tamamen ümidimi kaybettiğim için o için oradan. Hayatımı kendim kazanayım, zamanımı kendim satın alayım ve kendi projelerimi yapayım odaklı olduğum için o gazla 3 senedir mücadele ediyorum ve devam da edeceğim tabii. Senin hayallerinden bahsedelim biraz. Senin en büyük hayalin neydi? Ne kadarını gerçekleştirdin? Benim hayallerim şöyle ki güncelleniyor bu arada. Aynen öyle. Mesela İkimizin benim, de öyle. Hayallerim bir kitap yazmaktı, yazdım. Sonra bir yayın evi açmaktı. Açtım sayılır. En son benim hayalim şey kaldı. Kendi ekonomik özgürlüğümün sınırlarının dışında. Yani ne demek istiyorum? Oradan gelecek olan parayla yaşamak zorunda olmadım. Yani çoktan paramı kazanmışım, yatırımım var, geleceğimi garanti altına almışım. Hobi olarak kendime ait bir mekan. Evet. Onu bugünkü yayında da söyledik. Evet. Yani çok istiyoruz yani. O ortak hayalimiz. Bir kitap ve sanat evi. Yani kitap ve kahve değil. Ya yani kitap kahveci kesinlikle açmayacağım. Çünkü hani çok var. Hep kitapla kahve. Tabii ki kitap kahve çok birbiriyle özdeşleşir. Kitap kahve kedi hatta. Ya teşekkür ederim. Güzel ama şey olmaya başladı. Yani kahveci kahveliğini, ciliğini unuttu. Kitapçı kitapçılığını unuttu. İkisi birbirini çok kullanır hale geldi sektörde. O da çok sinir bozucu olmaya başladı yani. Kitapçılar yeter ki kafe çalışsın. İşte kafeciler aman bu konsept çok tutuyor diye yapalım derken ikisi de böyle bir özelliğini kaybetmeye başladı gibi geliyor. Yoksa tabii ki bizim merkezimize de ağza atılacak bir şeyler olacak yani. Onun bile garantisini veremeyebilir. Belki sadece şey, kek veririz, içecek vermeyiz. Gerçekten yok, o konuda yok. O kadar şey. Şurada içecek suyunuz yok. Bize bunu demişlerdi, hatırlıyorsun. Oraya gidip bir tane zamanında dedi yerde, evet, arıtmadan su bile vermeyin dediler. Bir kitapçıda arıtmadan su bile vermeyin dedikleri yerde siz her gün orayı dolduruyorsunuz kahve içmek için. Bizim hayalimiz bir kitap ve sanat evi gerçekten. Yani sanatın her türlüsünü. Ne demek istiyorum? Mesela kitap evinin kendine ait bir alanı olacaktır. Yani kitapların belli bir mekanı tabii ki olacak ama sanat eserinin sergileneceği bir salon. Zeynep'in dans dersini verebileceği bir yer. Hatta çeşitli sanatlar yani müzik dersleri olabilir, resim dersleri olabilir. Orası bir alan. Fotoğrafçılık olabilir, kullanın. Dans olabilir. Yeter ki yani birileri bir şey yapacakları bir yer olsun ya, birileri bir şey yap, getirsin. Abi biz bunu yaptık deyip getirin yeter ki. Aynen. Yani mesela yayın evi şu an sadece belli şeyleri yapıyorum ama yarın öbür gün mail atıyorsunuz mesela. Gerçekten birkaç kişi mail attı. Teşekkür ederim. Bir mail gelecek mesela. Ben o maili çok beğeneceğim ve oturup mesela o adamın kitabını yapacağız. O hanımefendi ya kim olsa o kişinin kitabını yapacağız. Ben çeşitli projeler yapacağım. Yarım kalmış projelerimi hayata geçireceğim ve sürekli orada yaşayacağız biz. Öyle düşünüyoruz yani. Orada yaşayacağız. Bir katında kendimizi ayırıp. Bu kadar yani. Bizim hayalimiz bu. Ve yani şey çok romantik. Evet yani. Çok hayal. Çok dedik. Kadıköy hayali gibi bir şey geliyor. Kadıköy vari bir hayal zaten gibi geliyor çoğunuza. Zaten Kadıköy çocuğumuz yani. Ya, tabii ki ama bir de şey var yani. Biz bu işe bir de şeyden bakıyoruz. Bizim çıkış noktamız şey. Burayla geçinmeyeceğiz. Tabii ki tabii, kesinlikle. Çünkü o zaten çok kamçılıyor insan. O içindeki o ruhu, yaptığın işin ruhunu o öldürüyor yani tabii gerçekten. Canım. Yani çünkü ben öyle geçinmek zorunda kalırsam farklı endişelere girerim. Bir süre sonra kahve satmaya başlarım. Ben hatırlıyor musun? Radyo programında da sabah söyledim. Hani neden ara verdim ben bu işe? Çünkü bir süre sonra sanatımdan soğumaya başlayacağım. Yani sırf para kazanma odaklı çok kendimi yıpratmaya başlayınca gerçekten yaptığın işten soğumaya başlayacaksın ve değişecek o. O yüzden bana böyle uzunca bir süre gerekiyordu. Hem tekrardan doğmak için, şarj olmak için hem de o isteğimi, o ruhu kaybetmemek için. Yani önce hayatımı bir düzene sokmam gerekiyordu. Hayatımı kazanmam gerekiyordu. Dolayısıyla ikisini birbirine karıştırmayıp bir ara vermeyi tercih ettim. Ve şu anda yükleniyor gerçekten loading. Üzerime böyle loading
koyarız oraya. Ne ibaresi böyle. Yani bugünkü konumuz özetle bu. Hayalperestliktir. Nereye kadar direnmemiz lazım? Bence sonu yok. Gittiği yere kadar gitmesi lazım. Yani hayallerinizi güncelleyin arkadaşlar. Yani çünkü sürekli sabit bir hayal sizin içinde bulunduğunuz yaşam şartlarını bazen zorlayabilir. Bazen o hayale kavuşmak sizin için beklediğinizden daha erken olabilir. Bu iyi bir şey gibi gözüküyor ama motivasyonunuzu, hayatta farklı bir şey olan ilgi alakanızı düşürebilir. O yüzden hayallerinizi de arada güncelleyin. Onu canlı tutun yani. Sürekli hatırlatın kendinize ve hani her eşikte geliştirin, değiştirin. Bir de şöyle bir şey var. Doğru zaman işi var ya hani. Yaparsınız olmaz ama onun bir zamanı mutlaka vardır. O gerekli, sizin için gerekli süreyi dolduruyorsunuzdur ama bu arada da hani tabii ki böyle yıpranacaksınız, tabii ki hani işte moraliniz bozulacak, motivasyonunuzu kaybedeceksiniz. Ara verin derken siz kendi hani yani proje yapmaya veya bir takım şeyleri hayata geçirmeye ara verin ama kendiniz kendi içinizde bir şeyler yapmaya devam edin. Hani nasıl sen mutlaka aklına bir şey geldiği zaman sürekli evde bir şeyler karalar halde. Devamlı bir şey yazıyor, bir proje yapıyor. Deliyim ben çünkü. Ben devamlı dans ediyorum veya işte düşünüyorum, araştırıyorum onlarla ilgili. Onu kesmeyin. Onun dışında hani artık olmuyor, bu yaşa kadar geldim, olmuyor, bundan sonra hiç bu olmaz hiç falan. Hiç belli değil çünkü herkesin hayatı farklı ilerliyor yani. Kimse 50 yaşında hayata veda ediyor, kimse 50 yaşında hayata yeni başlıyor mesela, atıyorum şimdi aklıma geldi öyle bir söz vardı çünkü. 50 yaşında ilk kitabını yayınlayan yazarlar var ya, yani lütfen rica edeceğim. Yani hayalperest olun ama bir şu kadarcık bir gerçeklik de bırakın bir tarafta, çünkü lazım oluyor yani, görüyorsunuz işte hayat çok farklı, dışarıdaki hayat çok farklı. Siz ne doğru çizgide yaşıyorsunuz, dışarıda karşılaştığınız şeyler neler oluyor işte. Sonra böyle başınıza saçma sapan şeyler gelir, demedi demeyin. Yani biraz bu ikinci bölüm, mutlaka zaten o ayrım çok belli olacak. İkinci bölümde birazcık modumuz düşmüş olabilir, biraz ne dediğimizi bilmiyor olabiliriz şu an. Yo, biliyorum ben. Ama işte şey oldu yani. Haklısın. Kusura bakmayın. Yani çok yorucu bir gün oldu. Çok sabah erkenden başlayan, devlet dairesi süreciyle başlayan bir... Evet o da ya. Bu arada sürpriz. Onun niye gittiğimizi çok daha sonra öğreneceksiniz. Acele etmeyin. Şimdi söylemeyelim. Çünkü hayallerinizi aynı zamanda çok fazla söylemeyin. Çünkü gerçekten nazar değiyor. Nazardan ziyade çok fazla birilerine söylediğin zaman mutlaka bir şey oluyor yani. Evet ya, yani mutlaka bir evrende bir şeyler ters gitmeye başlıyor. O yüzden, çok inanmam ama. Aynen, sadece şimdilik bu kadarını söyleyelim. Daha sonra zaten zamana gelince açıklayacağız yani, gerçekleştiği zaman. Ya yani oraya gittik, sonra eve döndük, sonra radyo programında çalıştık, yayını gerçekleştirdik, çıktık. Gene güneşti, akşamın 7'sinde hala güneşti, başımıza güneş geçti, sizin için mekan aradık. Mekanda kavga ettik. Evet, hayalperestlikten konuştuk. Hayallerinizi yorum olarak yazın. Gerçekten sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Önümüzdeki hafta tabii ki gene bomba gibi devam edeceğiz. Görüşeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. 'Paldır küldür geldik buraya, burası bizi çekti' diye düşünüyorum. Benim güzel kedim, 2 numaralı kedim Mia'cım. Evet. Arkadaşlar tam şu arkadaki ağacın orada, tam orada yatıyor. Bir an çok duygulandım. Demek ki o yüzden buraya gelip oturmuşum dibine. Sakinleştik. Video kapattık dedim. Aa, Mia'nın önündeyiz, hemen yanındayız. Keşke oraya oturup çekseymişiz yani ama kalabalık Mia'mızı. Sevgiyle anıyoruz. Sevgiyle anıyoruz. Bunu da söylemek istedik yani.